Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş'ın Fox TV'ye konuk olduğu programı hatırlatarak, eski CHP milletvekili T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda kaleme aldığı yazıyı işaret etti. Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı. CHP'li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın'ın T24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu. HDP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş. Yazının yayınlandığı tarih 2 Ekim. Dün 6 Ekim'di ve Başak Demirtaş muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu. Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın'ın kehaneti doğru mu çıkacak? Aydın Ayaydın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle. Mithat Sancar'la İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı salonunda karşılaştığım için genel merkeze kadar gitmeme gerek kalmadı. Mithat Sancar'a hemen sorumu yönelttim. Siz HDP olarak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Sancar, biz hiçbir ön yargı olmaksızın 6 milyon vatandaşın oyunu alıp TBMM'de grubu olan bir siyasi parti olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasi ve özgürlüklerden yana bir oluşum içinde olmak istiyoruz. Bizim için kişiler değil ilkeler ve yöntemler önemli diye cevapladı. Devam etti sohbete. HDP olarak hiçbir ittifaka girmeden kendi adayınızla mı gireceksiniz? HDP, belirlenen ilkeler doğrultusunda muhalefet bloğunun belirleyeceği ortak adaya destek verebilir. Ancak gerekiyorsa Cumhurbaşkanı seçimine kendi adayı ile girecektir. Milletvekili seçiminde hiçbir ittifakta olmayacağız. Yetkili kurullarımızın belirleyeceği kendi adaylarımız da seçimlerde partimize adayı veya bağımsız olarak girecektir. Peki Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? HDP'ye yakın çevrelerin gönlünde Selahattin Demirtaş olduğu ancak kesinleşen hapis cezası nedeniyle aday yapılmayacağı için sizin adınız geçiyor. Ne dersiniz? Adaylık süreci başladığında partinin yetkili organları Cumhurbaşkanı adayını halk buluşması ve demokrasi güçleriyle görüşerek belirleyecek. Sizin veya Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın isimleri Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor. Ne diyorsunuz? Partimiz için şu anda Anayasa Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Ama sonuç ne olursa olsun ya partili ya da bağımsız adayımız olacaktır. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.